Sağlıklı yağlar ve kaliteli proteinler ile dolu olan ceviz, toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp sofralarımıza gelmektedir. Bitkisel yağ kaynakları içerisinde geleneksel zeytinyağına en yakın bitkisel yağ olarak tanımlanır. Doğru zaman ve miktarlarda tüketilirse birçok metabolik probleme çare olmaktadır. Ceviz tüketiminin faydaları nelerdir? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde sadece bir avuç ceviz tüketiminin faydaları nelerdir? Bu besin kalp sağlığını koruyan sağlıklı yağlar ve özellikle de oleik asit için çok iyi bir kaynaktır. Omega 3 ve 6 ile birlikte kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olurken vücuttaki iyi kolesterol seviyelerinin yükselmesine fayda sağlar. İçerisindeki E vitamini ve flavonoidler vücuttaki iltihapları azaltır. Aynı zamanda kalbiniz için çok önemli olan manganez, potasyum, magnezyum ve bakır gibi birçok mineral cevizin içerisinde bol miktarlarda bulunur. Bu maddeler kardiyovasküler fonksiyonları destekleyerek damarlardaki gerilimi azaltır. Kan damarlarının rahatlamasını sağlayarak kan basıncının dengelenmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Aynı zamanda cevizin içerdiği diyet posası, polisakkaritler ve flavonoidler bağırsak florasını korur, sindirimi rahatlatır, sindirim sistemin aktif olarak çalışmasını destekler, mide ve bağırsakta oluşan şişkinliğin giderilmesine yardımcı olur. Bulundurduğu sağlıklı yağlar, sindirim yolunda bulunan faydalı bakterileri besleyerek tüm bağırsak fonksiyonlarını iyileştirir. Yüksek folik asit içeriği ile de mide içerisindeki zararlı asitlerin çoğalmasını engelleyerek mide yanmaları dahil olmak üzere mide asidi dengesizliklerinden oluşan gastrit, mide ülseri ve reflü gibi mide problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Öte yandan ceviz, kandaki şeker miktarını dengelemek ve vücut tarafından kullanılmak kullanılma şeklini kontrol etmek gibi önemli işlevleri olan yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. İçerisindeki yağ asitleri ve antioksidan maddeler sayesinde glikasyon oluşum sürecinin riskini azaltır. Şekerin vücutta daha yavaş emilmesini sağlar ve kan şekeri dalgalanmalarını engeller. Bir avuç ceviz tüketildiğinde tamamen sindirilmesi yaklaşık 6-7 saat sürmektedir. Bu zaman aralığında kanımıza yavaş yavaş verilerek tokluk süresini uzatır ve şeker emilimini yavaşlatır. Bu yetenekleri sayesinde miktar doğru ayarlanırsa ani acıkma ve kan şekerinin düşüşünü kontrol ederek kilo kaybını kolaylaştırır. Öte yandan uykusuzluk için başlı başına bir çözüm olan ceviz bulundurduğu triptofan ile vücudu rahatlatır ve uykusuzluk sorunu için olumlu etkiler gösterir. Bu madde beyindeki melatonin, serotonin ve epinefrin gibi hormonların salınımını destekleyerek uzun dönemde uykusuzluk ile başa çıkmaktadır. Ayrıca cevizin içerisinde bulunan vitamin türevleri sinir dokusunda bulunan hücrelerin verimliliğini arttırır beyin fonksiyonlarının kaliteli bir şekilde işlev görebilmesine yardımcı olur. Hastalıklara karşı bir avuç ceviz içerisindeki potasyum, demir, magnezyum, çinko ve bakır gibi çok güçlü bileşikler oksijen taşınmasından yiyeceklerin parçalanmasına kadar geniş yelpazede olan çeşitli sorumluluklar alır. Bu yetenekler temelde bağışıklık faaliyetlerini kolaylaştırarak vücudumuzun direncini arttırır. Bulundurduğu sağlıklı yağlar hücre yapısının işleyişine yardımcı olur. Sağlıklı bir hücre yapısı, bakteri ve virüs kaynaklı yaşanan bağışıklık sistemimizin düşük olduğu süreçlerde kontrol eline alan hastalıklı yapılar ile mücadele etmektedir. Özellikle grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi kırılganlığın yüksek olduğu süreçlerde sağlıklı yağ alım oldukça önemlidir. Bununla birlikte bulundurduğu dem sağlıklı ve güçlü kemiklerin korunmasına yardımcı olur. Özellikle içerisindeki kalsiyum ve bakır eklem ağrılarını azaltır. Bu yetenekleri kemik dokusunun korunmasına yardımcı olur. Ayrıca sadece kemiklerimiz için değil bulundurduğu kaliteli protein Proteinler ile ceviz, vücudumuzda bulunan kas dokusunun beslenmesine de yardımcı olmaktadır. Vücudumuza aldığımız protein çeşitliliği, vücut fonksiyonlarımız için oldukça önemlidir. İçerisindeki bitkisel proteinler ile ceviz, bu çeşitliği sağlamanın en kolay ve sağlıklı yollarından biridir. Bununla da kalmayan ceviz, çok lezzetli bir antioksidan kaynağıdır. Akciğer ve prostat kanseri riskinin azaltılmasında etkin özellikleri bulunan yüksek oranda E vitamini içerir. Sahip olduğu antioksidan dizisi, kanser oluşumundan, büyük ölçüde sorumlu olan hücresel stres ile savaşmaktadır. Ayrıca vücudumuza sağladığı E vitamini cilt dokusuna nem kazandırır ve esnekliğinin kaybolmamasına yardımcı olur. Güneşten gelen zararlı UV ışınlarından deri dokusunun korunmasını sağlar. Bulundurduğu yağ asitleri hücre yapısını genişleterek faaliyet ve fonksiyonlarını arttırır. Bu yeteneklere özellik deri hücrelerinin güçlenmesini ve yenilenmesini kolaylaştırır. Öte yandan ceviz kan kolesterol düzeyi üzerinde ve dolayısıyla da safra kesesi taşları gelişimini engelleyen yararlı etkiler gösterir. Tüm faydalarının yanı sağlıklı yemişleri tüketmek uzun dönemde hormon seviyesini arttırarak vücut hareketliliğini ve canlılığını yükseltir. Bununla birlikte içerisinde bulundurduğu omega 3 ve omega 6 ile saç dökülmesi ve kırılmasına karşı etkili bir besindir. Dolaşım faaliyetlerini arttırarak her bir saç telin daha kaliteli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Peki bu kadar faydalı olan cevizin herhangi bir zararı var mı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Çimler tüketirken çok ama çok dikkatli olun. Öncelikle marketlerde ve tezgahlarda satılan tuzlu, kavrulmuş ve soslu ceviz çeşitleri saydığımız bu faydaları kapsamamaktadır ve bu çeşitlerin tüketimi önerilmez. Ayrıca bulundurmuş olduğu kaliteli yağlar ve proteinler nedeniyle kalorisi çok düşük olmayan ceviz yüksek miktarlarda tüketilirse her besin gibi kilo problemlerine neden olabilir. Ceviz, fındık, badem ve yer fıstığı gibi besinleri çerez olarak değil ani acıkma süreçleri birer yardımcı olarak kullanmak en mantıklı ve faydalı tüketim şeklidir. Öte yandan cevizde bulunan bitki özleri günümüzde alternatif tıpta ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girme potansiyeline sahiptir. Özellikle sürekli olarak ilaç kullanıyorsanız bu gibi bitki özlerin beslenme programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki ceviz gün içerisinde ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar doğal haline en yakın olan cevizin haftanın 2-3 günü günde bir veya yarım tarım önermektedir. Özellikle ani acıkma süreçlerinde rafine şeker içeren ürünler yerine sağlıklı yağ kaynaklarının kullanımı hem sizi tok tutacak hem de vücudunuz için çok önemli ve faydalı faaliyetlerde bulunacaktır. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza cevizi ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, ilgiyle kalın.